soracağız, konuşacağız. Taze meyve sebze pazarında dengeleyici unsur olması amacıyla Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığıyla SeraAŞ kurulacak. Verilecek desteklerle 47 milyon olan küçükbaş hayvan varlığının 4 yıl içinde 100 milyona yükseltilmesi hedefleniyor. SeraAŞ'ye 2000 hektar arazi tahsisi yapılacak. Bunun orta vadede 5000 hektara yükseltilmesi sağlanacak. Orta vadede örtü altı üretimin %25'i burada yapılacak. Son dönemde gündemde detayları merak konusu olan SeraAŞ hakkında Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe'de bir açıklama yaptı. Göktepe, bunun kuruluş amacının çiftçinin üretime geri dönmesini sağlamak olduğunu aktardı. Burada SeraAŞ'nin kurulmasında asıl amacın seracılık alanında tesislerin, yeni tesislerin özellikle %25 oranında arttırılması. Ayrıca yeni modern seranın kurulması ile ilgili gündemimizde sürekli olan yaklaşık 3-4 aydır bulunan bir gündem. Burada asıl amaç olarak SeraAŞ şu şekilde bir yol haritası çizerek çıkmışlardır. Öncelikle gıda enflasyonunu dizginlemek ve uzun vadede çiftçinin üretime geri dönmesini sağlamak amacıyla SeraAŞ Tarım Kredi Kooperatifleri koluyla bu şekilde bir girişimde bulmuşlardır. Sistemin işleyişi özellikle çiftçiye tohumun garantili bir şekilde alınmasını sağlamak, sonrasında yerli tohumun kullandırmayı özendirmek, yerli tohumun kullanılmasını sağlamak. Ayrıca üretimin başından başlayarak sonuna kadar ziraat mühendisi, tarım danışmanlarının kontrolü altında yapılmasını öngörmüşlerdir. Ve üretim yapıldıktan sonra tüketiciye ulaşması için o aradaki aracının sözleşme yaptıkları kişilerle daha sonrasında da lojistik merkez olarak onlara sözleşme yaptıkları işletmelere verilmesi hususunda asıl amaç bunu gütmektedir. Tabii ki basına çıkan diğer söz konusu çalışmalarda toptancı halleri bu sistemden bypass edilerek fiyatları da yüksekten, yani fiyatlar yükselten aracının devreden çıkarılmasını öngörmektedirler. Göktepe tek endişelerinin 2000 dekar alanda orta vadede 5000 dekar alanı üretimi yükseltilmesini sağlayacak kaynağın nasıl temin edileceği olduğunu söyledi. Ve sonrasında da orta vadede 50 bin hektar sera inşa edilmesi planlanmış durumdadır. Bu kadar seranın bizler ziraat odası olarak, üreticilerin temsilcileri olarak bu kadar seranın nasıl yapılacağı ile ve hangi kaynaktan yapılacağı öngöremiyoruz. Yani bu ciddi bir kaynak. 50 bin hektardan bahsediyoruz. Özellikle modern seralardan bahsediyoruz. Bu ciddi bir kaynak. Konunun ana çıkış nedeni ise zaman zaman üretimdeki, örtü altı üretiminde özellikle fiyat artışlarının olmasıdır. Tabii bu noktada bazı geçiş dönemleri vardır üretimde, tarımsal üretimde. Bu geçiş noktalarından bir tanesi örneğin kış aylarında havanın çok soğuk gitmesinden dolayı üretimin çok az olması, ürünün olgunlaşmaması ve sonrasında üretmiş olduğumuz ürüne, örtü altındaki ürünümüze bitki besin elementlerini verdiğimizde bu bitki besin elementlerini yeterli düzeyde alamamasından dolayı arzda daralma meydana geliyor. Bu dönemler gayet normaldir. Bu da tüketiciye çok ciddi maliyetler oldu. Tüketici örtü altında ürünü pahalı yiyor, domatesi pahalı yiyor, salatalığı pahalı yiyor şeklinde çıkıyor. Gündemdeki diğer konulardan bir tanesi de hallerin devre dışı bırakılması. Hallerin devre dışı bırakılmasına ya da bunun için bir çaba sarf edilmesine gerek yoktur. Çünkü üretici üretmiş olduğu ürünü istediği zaman kendi bildirimini yaptıktan sonra istediği yere üretmiş olduğu ürünü pazarlayabilir durumda. Üretici örgütlerinin daha birleştirici olması gerektiğine dikkat çeken Göktepe, bu yüzden üretici desteklenirken ayrım yapılmaması lazım dedi. Daha aktif ve daha verimli, daha üretken, daha birleştirici bir şekilde olmasını isterken bunların tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla olmasında, daha sonrasında
tarım kredi kooperatifi aracıyla tekel bir örgütlenme oluşmuş mu, oluşmasına olanak verilmek gerekir. Tabii ki bir 50 bin hektar üretim alanı